Doğu Türkistan'ın önde gelen şair ve pedagoglarından Sincan Eğitim Enstitüsü'nde öğretim üyesi olan Abdülahat Abdurreşit Berke'nin Çin tarafından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Özgür Asya Radyosu'nda yer alan habere göre doktora tezini Abdülhalık Uygur üzerine yazan şair Abdülhalat Abdurreşit Berke 2014-2016 yılları arasında İsrail'de 2 yıl eğitim gördü. Şu anda cezaevinde olduğu bilinen şairin yazdığı makaleler ve verdiği derslerin yanı sıra yurt dışına çıkmaktan hapis cezasına çarptırıldığı iddia ediliyor. Çin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulundu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abaytan Kifei yaptığı açıklamada Çin tarafının Pelosi'nin adayı ziyaretine karşı olduğunu birçok kez dile getirdiğini, ABD'den Tayvan'ın bağımsızlığı desteklemeyeceğine ilişkin taahhüdüne uymasını beklediklerini belirtti. Çin ordusunun herhangi bir dış müdahale ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik plan karşısında ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğunu vurgulayan sözcü, Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak dedi. İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin başbakan adaylarından eski Maliye Bakanı dün yaptığı açıklamada Çin'in İngiltere ve dünya genelinde ekonomik ve ulusal güvenlik için en büyük uzun vadeli tehdit olduğu görüşünü dile getirdi. Eski Maliye Bakanı başbakan olması halinde İngiltere'deki Confucius Enstitülerini kapatmayı vaat ederken Çin'e karşı yeni bir NATO ittifakı oluşturmayı önerdi. Rusya Merkez Bankası Avrupa'nın Rus petrol ithalatını azalttığını, söz konusu kaybın başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya pazarına yönelik ihracat artışıyla dengelenebildiğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre resmi ziyaret için Çin'e gelen Endonezya Devlet Başkanı, Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Ziyarette İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ve Küresel Deniz Ekseni projelerinde işbirliğini öngören mutabakat zaptının yanı sıra aşı üretimi, yeşil kalkınma, siber güvenlik ve okyanusların korunması alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Filistin Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği konusundaki talebini tekrarladı.